Aslında benim değil, yani bence tabanın ikna olmadığı, hatta HDP içerisindeki bazı, bence HDP'nin tamamı bu kararı, Demirtaş'ın bu kararını buruk karşıladı. Zaten onlar da açıklamalarında bunun altını çiziyor. Bunu tabii teknik sebeplere bağlayanlar var. Yani Demirtaş'ın hapislik koşullarının eş genel başkanlık yapma olanaklarını kısıtladığına dair bir gerekçe sunuluyor. Fakat bu, yani Demirtaş'ın, ama buna paralel bir biçimde de HDP'nin bir lider partisi olmadığı söyleniyor ki bu doğru. HDP çok sayıda bileşenden oluşan, HDK tarafından, HDK ile yaratılmış olan bütünlüklü, çok çoğunlukçu ya da çoğulcu bir kitle partisi. Dolayısıyla evet, yani salt lidere bağlı, lider tarafından yaratılmış, oluşturulmuş ve liderin etrafında biriken kadrolarca yükseltilmiş bir parti değil. Bilakis daha eşitlikçi bir ilişkinin olduğu, hiyerarşik olmaktan ziyade eşitlikçi bir ilişkinin sürdürüldüğü Türkiye'deki nadir siyasi kitle partilerinden bir tanesi. Fakat Demirtaş'ın bu partideki katkısını herhalde hiçbirimiz göz ardı edemeyiz.